Cesurca bir teklif hem de ortak vizyonumuz dedi. Aslında birbirinin devamı gibi görünmeyen nitelemeler bunlar. Mustafa Balbay hangi şifrelere, hangi cümlelere, hangi vurgulara dikkat çekmek ister? O ne anladı? Şimdi tabii sevgili Can Coşkun, bir defa ben de ilk hani haberi izleyince biraz önce görüşüyoruz şeklinde bir hani sonundaki Z'yi söyledi söylemedi ayrı ama yani bu durumun değerlendirilmekte olduğuna yönelik bir açıklama olarak yorumladım. Bende de doğrusu son bir haftadır diyeyim kabaca kimi farklı bilgi parçacıklarının birleştirdi bugün Erdoğan'ın açıklaması. Şöyle ki ben bir anlamda belki Ahmet Yavuz Paşa'nın kimi hani bölgeyle ilgili haber kaynakları, bilgi kaynakları da vardır. Kandil'de görüşüldü bu iktidarca benim aldığım bilgi. Ve Kandil çok ağır koşullar öne sürdü. Yani kabul edilmesi çok zor. Yani hani böyle yönetime katılma, efendim garanti, hiçbir şekilde hukukun onlara işlememesi gibi özetleyebileceğim çok ağır koşullar öne sürdüm. Ben bunları ağır bulmuş ve tabii ki yani daha sağlam bir dayanakla birlikte hani habere gelir, yoruma gelir diye değerlendirmiştim. Ama Erdoğan'ın umutlu olmak zor, aynı noktadalar yorumu bendeki bu bilgiyle birleşti Can Coşkun. Tabii, destekliyor. Evet. Kandil kanadı bu duruşta. Öcalan'da bu aşamada Öcalan'ın da zaten Öcalan'la sürekli görüşülüyor biliyorsun. Zaman zaman bu konu ilgili açıklamalar yapıldığında Erdoğan devlet görüşür gibi bir cümlenin arkasına koymuştu bu değerlendirmeleri. Öcalan'ın da bu aşamadan sonraki hiçbir durumu yazılı olmadan kabul etmeyeceğini söylediği bilgisi var bende. Ne olursa olsun bundan sonra bir adım bir şey yapılacaksa ben artık yazılı istiyorum şeklinde bir bilgi vardı. Bunları birleştirince Erdoğan'ın umutlu olmak zor değerlendirmesi oturuyor. Tabii burada Erdoğan'ın doğrudan Devlet Bahçeli'ye gönderme yapıp çok cesur hareket, büyük hani bir bütün gövdesini koyduğu değerlendirmesiyle birlikte bence sen bu tür hani duruma göre tanım koymaları seversin. Belki de istersen gel bu açılıma Bahçeli açılımı diyelim. Bahçeli açılımı. Yani öyle görünüyor. Bugün için öyle. Öyle görünüyor. Bugün için öyle. Çünkü Erdoğan çok cesurdu. Şimdi Erdoğan diyor ki Bahçeli bedenini koydu diyor. Ben de Erdoğan'a soruyorum. Siz neyinizi koydunuz? Sadece adaylığınızı mı koydunuz? Başka bir şey görünmüyor. Ahmet Yavuz'un vurguladığı üzere bir anayasa masasına doğru çekim süreci de hangi şartlarda kimin oturulacağının adım adım. Yine tabii ki bu durumla Devlet Bahçeli'nin Ufuk Uras'la görüşmesini Tolga Şardan anlatmış Ufuk Uras ve orada ilginç bir cümle var. Diyor ki işte Devlet Bahçeli bizim sadece 50 milletvekilimiz var. AKP'nin bir şey demesi gerekir diyor. Ama bence bugün de Erdoğan birebir aynı düşünüyoruz diyor ama şu yolda yürüyoruz demiyor. Demiyor. Sonra yine Erdoğan'ın birkaç tane ilginç cümlesi vardı. İlginç cümlelerden biri de şudur. Şuydu. Alternatif çözümlere açığız. Evet. Bu ne? Yeni öneriler toplamak mı istiyor? Yani bu şimdi biraz da şuna benziyor. Yani dürbünü ters çevirip baktığınızda valla biz bir şey atıyoruz ama ne dediğimizi biz de bilmiyoruz. Kimden istiyor Size peki? Söyleyeyim bir şey. Kimden istiyor bunu Mustafa Balbay? Bahçeli'den mi? Özgür Özel'den mi istiyor acaba? İşte aslında bu soruyu ben de soruyorum. Sizin sorunuzu ben şöyle geliştireyim biraz sevgili Can Coşkun. Devlet Bahçeli'nin demlilerin elini sıkmasının üzerinden 57 gün geçti. Evet. Devlet Bahçeli'nin Öcalan meclise konuşsun demesinin üzerinden de 35 gün geçti. Tamam. Ve Devlet Bahçeli'nin kullandığı sözcükler ısrar ediyorum. Sözümün arkasındayım. İstiyorum. Israrcıyım. Şimdi bu ısrarı Can Coşkun sana mı söylüyor? Herhalde değil değil mi? Değil bana yani. Da değil. Muhtemelen. CHP'ye de değil. Kime? Yani burada arada hakikaten şimdi işin son çeyreğinde devamında sevgili Ahmet Yavuz'un hani bu iş sonunda
kamuyla şu anda paylaşılmayan bu anayasa ile ilgili bir vaziyete gider demesi dahil pek çok şeye gidiyor. Ama buna siyaset biliminde kontrollü kaos diyorlar. Peki. Kaos ama kontrol şeklini kendileri belirliyor. Yani şu aşamada özetle hani Erdoğan'ın bu alan bununla ilgili konuşmalarından çıkardığım durum bu. Tamam. Gidiş çok iyi değil. Ben umutlu değilim. Devlet Bahçeli gövdesini koydu, bedenini koydu, her şeyini koydu. Yani durum şu aşamada bu görünüyor. Peki. İkinci manşete geçeyim ama değerli Havalva'ya döneyim. Teğmenler meselesi. Size sorarken tabii dünkü açıklamayı da hatırlatayım. Emir yok ortada. Ne yazılı ne sözlü dedi gerçi Ahmet Yavuz ama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de disiplinsiz, organize ve kasıtlı emre itaatsizlik var diyerek üzerine basa basa söylüyorum diye de devam etti vurgularına. Ama elbette onun bir üstü söz bugün söylendi. Kimse yatsıyamaz herhalde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Acaba ne işaret verecek diye herkes bekliyordu. Mustafa Balbay'a göre ne işaret verdi? Şimdi bir defa dün Milli Savunma Bakanı hükmü vermiş kendince. Mahkemeye de gerek yok Milli Savunma Bakanı'nın o açıklamasından sonra. Onun öncesine baktığımızda Erdoğan'ın bu Teğmen'den 30 Ağustos'tan 8 gün sonra Eylül'ün ilk haftasında İmam Hatip Mezunları Derneği'nde o çıtayı çok yükseltti ve birebir kendisine eşitledi. Kime kaldırıyorsun, kılıçları kime çekiyorsun diyerek oradaki eylemin dozunu, şeklini, hedefini tümüyle aldı oradan. Tamamen kendi karşısına koydum. Ondan sonra yeni bir strateji oluştu bence. Bu genel anlamda hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir doz daha yıpratmak, siyaseti AKP iktidarının ordu üzerindeki gücünü bir doz daha böyle bastırmak üzerine yeni bir strateji oluştu diye görüyorum ben gelinen noktayı. Şimdi tabii Sayın Ahmet Yavuz'un zaten kurumun içinden gelen bir kişi. O hani dikkat çektiği detayların tümü bilgiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneklerine dayalı olarak söyledikleri. Gerçekten mutlaka. De hani burada emir hani o saha dışında bir durum. Oraya kamerada çağrılmamış, hani kamera çağırdılar vesaire diyor Milli Savunma Bakanı ama o zaten o çekimlerin çoğu cep telefonlarıyla yapılmış çekimlerdi. Aynen. Burada tabii Türkiye'nin ülkemizin bütün kurumları çok değerli. Bizim bu şu anda devlet yönetme adabımız, işte Nizamül Mülk'ü aldığımızda başbakanlık makamımız 1000 yaşındadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de, daha doğrusu Kara Kuvvetleri Komutanlığımız da sevgili Can Coşkun 2233 yaşında. Milattan önce 209 kuruluş olarak kabul ediliyor. Ve bu rastgele bir şey değil. Dünyada ordusunun disiplin içinde ilk 10'lu sıralara koyan ordu Metehan'ın ordusu olarak kabul ediliyor. Hem bizim kendi kurduğumuz ordumuzun yaşı hem de dünyada ilk kabul edilen bir şey. Bu bizim kendimize propagandamız doğru. Değil yani. Yani böyle bir kurumun gerçekten yani kulelerinin kapatılmasından askeri okulların kapatılmasına, hastanelerin kapatılmasına kadar ben büyük bir erozyon havası görüyorum. Yani bir işgal gücü ancak böyle yapardı. Yani Türkiye'nin kurumlarının bu kadar yıpratabilirdi diye değerlendiriyorum. Bölük pörçük kimi kurumların içinden bize gelen bilgiler, örneğin kimi tarikatçı olduğunu söyleyen kişilerin ordunun içinde bağıra bağıra bunu yaptığı, sonra atıldığı ve mahkeme kararıyla döndüğü haberleri geliyor bize. Yani ne yazık ki yani son dönemde bu o teğmenler disiplinsizlik etti deniyor ama eğer mesele oysa pek çok kurumda özellikle tarikatların hani FETÖ'nün yerini METÖ aldı diye yerine göre yorumladığımız menzil grubunun bir ağırlığından söz ediliyor. Bütün ideal dört kuruma siyasetin girmemesi. Kışla, okul, mahkeme yani şey olarak temel bir değerlendirme olarak bu girmemesi buralara. Hani ama kışta okul mahkeme yani buraları girmemesi ama ne yazık ki hepsine girdi. Adalet Bakanı ile bitireyim. Çok çarpıcıydı. Adalet Bakanı Can Coşkun diyorlar ki MHP'li 3 bakan milletvekili düzeltiyorum. Kaçak altın getirmiş bavul dolusu. Ne diyorsunuz diyorlar. Adalet Bakanı diyor ki bizim konumuz değil diyor. Zaten MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın gerekeni söyledi de diyor. Söyledi diyor.
Peki diyorlar, Nasuh Mahruki'nin tweetine ne diyorsun? Çok ağır suç diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılanmasını ne diyorsun? Cezasını çekecek diyor. Yani başkalarına da başkalarına da ders olması gerektiğini söylüyor bu arada. Evet, ders olsun. Yani yerine göre sarayın halkla ilişkiler daire başkanı, yerine göre sarayın savcısı, yerine göre sarayın hakimi. Yani hakikaten yani yargıya siyasetin girdiğinin fotoğrafı zaten şu anda Adalet Bakanı'nın tutumu. Çok sayıda soru geliyor. Bu sorular arasında DEM Parti'nin başvurusuyla birlikte neler olabileceği, başvuru kabul edildikten sonra daha neler görebileceğimiz. Az önce Altan Sancar'dan ilginç bir kulis geldi. Bir heyetin daha başvuru yaptığı söyleniyor mesela. Bir taraftan biz teğmenleri tartışıyoruz, diğer taraftan böylesine sıcak notlar önümüze geliyor. Bunların hepsi bir nevi erken seçimin olabildiğince ötelenmesini gösteriyor diyenler var. Gerek teğmenler kısmı, gerek yeni açılım iddiaları. Hepsi ama hepsi anayasa görüşmeleriyle birlikte ötelenecek erken seçim taleplerini gösterir diye bir okumaya imza atmış izleyicilerimizin büyük bir bölümü. Ahmet Yavuz katılıyor mu bu okumaya? Yani erken seçimi erteleyecekler tabii. Erken seçim zaten onlar günü geldiğinde karar verecekler. Bu anayasa değişikliğini kabul ettirmeden, ilgili taraflara kabul ettirmeden zaten erken seçime girmez. Niye girsin erken seçime? Kaybedeceği bir seçime niye girsin yani? Peki. Mustafa Balbay, bir fikriniz var mı? Karışık bir heyet giderse İmralı'ya bu kimlerden oluşur? Benim aklıma önceki akil insanlar heyetleri geldi ama şimdi önceki akil insanların bazıları bugünkü konjonktürde akil bulunmayabilirler olsa gerek. Mesela Ahmet Özer'in hangi davetlerde olduğunu biliyoruz. Bugün terör propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla belediye başkanlık koltuğu kendisinden alındı ve hapse atıldı. İşler biraz değişti galiba. Öylesi heyetlerin yeni favorileri kimler olur diye biraz magazinel bir soru da ortaya atayım. Şimdi tabii burada AKP 22 yıllık iktidarında belli bir noktaya geldi. Bundan sonra ne yapar diye sorarsanız bugüne kadar yaptığını yapar. İsmet İnönü'nün bu tür konularda böyle yanıt verilmiş. Yani bundan sonra ne yapar dediklerinde bugüne kadar yaptığını yapar demiş. En genel anlatımda. Bence sevgili Can Coşkun, gerçekten verebilecekleri bir şey kalmadı bu ülkeye. Düşün, kreşlere kadar indiler. Artık bu ülkenin ufku açları doyurmak, çocukları hayatta tutmakla sınırlı kaldı. Bu kadar düştük. Bu kadar hakikaten hani bir felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Ama bu iktidar Türkiye'nin ufkunun bu kadar daralttığı, her şeyi asgaride eşitledik. Asgaride, daha iyi de değil. Daha iyisi olması gibi bir özlemin o ufku bıraktılar artık. O nedenle düşünebiliyor musun? Yani 2025 deyince aklımıza asgari ücret geliyor. Emekli maaşı geliyor. Ne bileyim mesela hani AB'ye giriş gelebilirdi. Ne bileyim Türkiye'nin ne bileyim olimpiyatları kazanması gelebilirdi. Yok, asgari de eşitlediler her şeyi. Daralttılar Türkiye'nin ufkunu. Ve yapabilecekleri tek şey var bundan sonra Can Coşkun. Biz bozduk, biz yaparız. Alternatifimiz yok. CHP yüklenmelerin nedeni de bu zaten. Şunu da iddiayla söylüyorum. AKP'nin önüne iki şey koysalar. Önce terörü mü bitirelim, muhalefeti mi bitirelim? Önce muhalefeti bitirelim koyar. Teşekkür ediyorum Mustafa Balbay. Ahmet Yavuz. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.